Arkadaşlar videoya başlamadan önce çok kısa bir şekilde alacağım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ucuza forma falan almayı düşünen varsa kesinlikle burayı izlesin. Hani gerçekten işinize yarayacak. O yüzden kesinlikle izleyin. İzlemek istemeyen ama bak kesinlikle öneriyorum. Çünkü çok farklı ve açıklamasını da yapacağım. Ama izlemek istemeyenler şu anda ekranda yazan dakikaya geçebilir. Orada videomuz başlıyor. Ama kesinlikle burayı izleyin kesinlikle. Biraz önce yazdığım dakikayı da atlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayayım anlatmaya arkadaşlar. Elime bir tane bir şey alayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden benim bir siteden bana bir şeyler geldi gördüğünüz gibi. Bu tarz formalar falan geldi. Arkadaşlar bunun sitedeki değeri 70 lira falan. Ve ben Adidas Nike'a gittim baktım arkadaşlar bu tarz bir şey aynısını göremedim ama bu tarz bir şey 200-300 lira arasında bir şeydi. Arkadaşlarım da zaten bana böyle söyledi. Ve bunların da arkadaşlar şöyle hemen geleyim. Hemen geldim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten orijinal Nike şeyleri falan var. Lisansları falan. Her şeyi var gördüğünüz gibi kartları her türlü şeyi var. Bu da Real Madrid antrenmanın üstünün kartı arkadaşlar. Böyle her şeyi kopardım bu şekilde gösteriyorum sizlere. Ve burada da arkadaşlar Real Madrid'in antrenmanlarda giydiği üst var. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun da değeri çok fazla değildi. Sitede gerçekten çok ucuz bir site. O siteden bunları kesinlikle almanızı öneriyorum. Açıklama kısmındaki en üstteki linke tıklayabilirsiniz. Zaten hemen nasıl alacağınızı geçeceğiz. Bunun hakkında bana çok soru sormuşsunuz. Gerçekten çok soru gelmiş. Ve arkadaşlar kesinlikle bu siteyi öneriyorum. 20 gün içinde %100 geliyor ve harika bir site arkadaşlar. Kargo parası birazcık fazla oluyor. O yüzden de onun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. O kargo parasını da arkadaşlarınızla birlikte almanızı öneriyorum. Mesela 5 tane arkadaşınızla anlaşın ve 5 tane ayrı bir şeyler alın. Ve kargo parasını da hepiniz beraber ödediğiniz zaman zaten çok da bir şey olmaz. Ve bence hani bir tane 5 dolarlık forma alabilirsiniz mesela. Gerçekten sizin için bu çok iyi olabilir. Hadi bakalım o zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomun açıklama kısmına zaten bu şekilde tıklıyorsunuz. Ve direkt site karşınıza çıkıyor. Şöyle üstteki diğerini kapatayım. Bu şekilde arkadaşlar kepler var, futbol botları var. Antrenman kıyafetleri var, spor ayakkabıları, soccer kits ve aşağı indiğimiz zaman basketbol ayakkabıları falan var. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Futbolcu üstlerinden gidelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle pozisyona göre falan ayarlamasını yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Milan'ın antrenman kıyafeti var. 2017-2018'de gidiyor ve sadece 24 dolar. Hani bunların gerçekte mağazalara gitseniz değerleri kim bilir ne kadar 300-400 lira olan şeyler burada 100 lira falan civarında. Gerçekten fiyatları çok iyi ve hani burada en pahalı şey neymiş mesela ona da bakmak için buradan price'a bakıyorsunuz arkadaşlar ve şunun tam tersini yaptığınız zaman en pahalıdan en ucuza gidebiliyor. Mesela Real Madrid montu tam 59 dolar arkadaşlar. Gerçekten bence muhteşem bir fiyatı var. Şimdi arkadaşlar şöyle en düşük yapalım. En ucuzundan bir alma tuşuna bir basacağım. Mesela Barcelona formasını istiyoruz arkadaşlar. 6 dolar. Hemen at tukat diyoruz. Futbol ayakkabıları, kramponlar falan da var sitede. Gerçekten çok iyi bir fiyatlaması var ve gerçekten çok iyi. Arkadaşlar ben M'yi seçeceğim mesela. Siz kendinize göre seçebilirsiniz. Burada boyutlandırması falan var zaten. Ona göre hesabınızı yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar numara ve isim eklemek için tam 2 dolar istiyor. Yani çok fazla bir şey istemiyorum için. O yüzden ben de Koray ve 7 numara istiyorum. Zaten üstümdeki şeyleri de yazmıştım biliyorsunuz. League Patches, Şampiyonlar Ligi Patch mesela. Gördüğünüz gibi buraya bunu eklediğiniz zaman Şampiyonlar Ligi şey oluyor ve 10 dolara çıktı gördüğünüz gibi. 5 dolar falandı. 10 dolara çıktı diyelim ekledik. Ve FIFA patch eklediğiniz zaman da 1 dolar artıyor tekrardan ve add to cart diyelim. Ve arkadaşlar hemen add to cart dedikten sonra da yukarıda bir de benim krampon seçmiştim. Biraz önce ben bunu tekrardan denemiştim. Onunla birlikte gördüğünüz gibi şu anda 70 dolar oldu. Bayağı pahalı oldu. Ama yani kramponun da gerçekten tamamen orijinal şeyler olduğu için ben hiç sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım misafir olarak. Türkiye yaptığımız zaman arkadaşlar daha düşük de olabiliyor galiba. Muhtemelen öyledir. Aynen. Türkiye'ye geldiğimiz zaman da 23 dolar. Neden böyle bilmiyorum. Ama hani bunların fiyatları tabi ayarlanabilir. Ben şimdilik şunu seçeceğim. Continue diyeceğim tekrardan. Ve arkadaşlar buraya credit or debit card ekliyorsunuz. Ve buradan Mastercard seçtiğiniz zaman giriyorsunuz arkadaşlar aynı falan. Buradan bu şekilde ödemenizi zaten yapabiliyorsunuz. Her zaman sitelere yaptığınız ödeme gibi altından da ödemenizi yapıp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii siz kendiniz deneyin. Kargo parası her zaman bu kadar yüksek olmak zorunda değil. Burada da hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten efsane bir şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de Team of the Year 90 gen Neymar alacağız ve bu adamı 100 gen yapacağız.
Ve gerçekten muhteşem olacak arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Başlamadan önce de neden Neymar alıyorum? Bir önceki videoda sormuştum. Hemen onların yorumlarına bir bakalım. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1000 tane yorum gelmiş gördüğünüz gibi. Neymar'ı al. 249 beğeni. Neymar'dan başka bir şey yok. Full Neymar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da has sayfa like demiş. Ben de like attım ama şu an kendi has hesabımda olmadığım için kalp koyamıyorum. Ama gördüm, onu da like attım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu arada yorum yapanları da gösteriyorum. Hani bu şekilde bütün bazı videolarda bu şekilde yorum yapanları göstereceğim. Yarın da paketi açayım arkadaşlar. 1,5 milyon coinlik paket var. Yarın da o paketi açayım mı? Bunu kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. O yorumları da muhtemelen göstereceğim. Abi paketi aç mantıklı yazın ya da paketi açma mantıksız yazın. Paketi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Program oyuncusu paketi Maradona da çıkabiliyor. Daha yerde çıkabiliyor. Yani bu adam çıkarsa ben hayata küsebilirim. Gerçekten moralim çok bozulur. Yani bayağı 82'lik oyuncu var. Yani en kötü şu adamın çıkması lazım. 1,5 milyon coinlik paket açıyoruz. Hani ya da en kötü Godin falan çıkması lazım ama hani gerçekten zor. Hani ben yine de her şeyi göze alıp paketi açarım ama sizin yorumlarınızı atmanız lazım ve bu videoyu açmam için bu videoyu 3000 beğeni atın arkadaşlar. Kesinlikle bugün zaten cumartesi, herkesten like bekliyorum. Dünkü videoya 2100 beğeni gelmiş. Bugünkü videoya da 3000 beğeni atarsanız gerçekten aşırı mutlu edersiniz beni. Hemen pazara geliyorum arkadaşlar ve pazardan Neymar'a geliyorum. Umarım değeri artmamıştır ya. Var ya, yeni etkinlik gelince bazen bu oyuncuların değerleriyle oynanıyor. Umarım artmamıştır abi. Azaldıysa sıkıntı yok, arttıysa büyük sıkıntı. Telefonun sesini kısıyorum ama hani hiçbir şey değişmiyor. Gerçekten abi en sinir olduğum şey telefonun sesinin açık olması. Şimdi arkadaşlar çok büyük bir artış yok %100 ihtimalle. Çünkü 6 milyon 900 bine var. Zaten öyle görüyorduk. 6 milyon 800 bine de var. O civarlarda bir fiyatta olacak zaten. Biz de o civarlara alacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz al demişsiniz. Ronaldo değil Neymar demişsiniz. Ben de Neymar alıyorum. Bakalım işimize yarayacak mı? Yüzgene yükselteceğim bu arada. Yüzgen Team of the Year Neymar alacağım. Bakalım abi neler olacak. Yüzgene de yükseltince tüm param bitecek. Diğer paketi açmak için de benim coins'e ihtiyacım olacak. Şöyle 6 milyon 899 bin yazayım şöyle bir dakika. 6 milyon 899 1 2 3. Tamam, bu şekilde yazalım. Tamam, artık bir tane. Oo, bayağı çıktı. 832 bine de var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adamı görüyoruz ve sizlerle birlikte şimdi bu adamı alacağım ve arkadaşlar gerçekten harika bir şekilde bu adam elimize gelmiş olacak. Muhteşem bir kartı var. Sizler de istemişsiniz. Yorumlara da kesinlikle al yazmışsınız. Ben de sizlerle birlikte alacağım. 3 2 1 Team of the Year Neymar'ı hemen ala bastım arkadaşlar ve Neymar takımımıza katıldı gerçekten çok güzel bir şekilde. Ve bu açık arttırmadaki üyelerimin ikisi de satılmamış. Gerçekten çok moralim bozuk bu durumdan dolayı ama satacağım arkadaşlar onları, merak etmeyin. Yani 1,5 milyon coinlik paketi çok çok rahat bir şekilde açabileceğiz. Gördüğünüz gibi Neymar 98 gen oldu ve ben 100 gen yapacağıma söz vermiştim. Şu anda yapabiliyor muyum bilmiyorum. Bunu kullansam şimdi iki tane bundan koyduk. Şu anda 226 yok abi, olur, kesinlikle olur. Bayağı bundan kullanıyorum bu arada. Hani yapacak bir şey yok. Artık gerisinde bundan kullanayım. Buna gerek yok. Bir 5000 kullansak oluyor. Arkadaşlar 820 bin coins verip Marco Reus'u da veriyorum bu arada. Yüzgeni yükseltmeye hazır mıyız? 5, 4. Arkadaşlar lütfen şu anda like atın. Bakın ondan geriye sayacağım. O sürede like atın. Gerçekten atın. Durdurmanıza gerek yok. Tam ekranı kapatıp like'ınızı atın lütfen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2500 like oldu. Hadi bir de onu 3000 yapın. 3, 2, tamam hadi. Attınız siz, biliyorum. Ve basıyorum arkadaşlar. Onaylaya da bastım. Ve 90 gen Totti Neymar, 100 gen Totti Neymar oldu. 100 gen sonunda bir Team of the Year oyuncum. 100 gen oldu abi. Takıma katıldı gibi ve takım da 99 gen oldu. Şimdiye kadar hayatımda ilk defa kendi emeklerimle bir takımı 99 gene yükseltmiş oldum. Bu durumda gerçekten muazzam bir duygu, çok güzel bir duygu. Ve şimdi arkadaşlar hemen karşı atak girelim. Şu anda baya bir düşük durumdayım. Ödüllere bakalım bu arada. Alabildiğim bütün ödülleri alacağım. Pro'dan tabi. Efsane de değiliz daha biz. Pro'daki bütün alabildiğim ödülleri sizlerle birlikte şimdi alayım. Bu arada 25.000 jeton bile şu anda bana lazım. Çünkü gördüğünüz gibi 150.000 jeton kaldı. Neredeyse tüm param bitti. Bir tane karşı atak oyuncusu değil, bana baya bir karşı atak oyuncusu lazım. Kendime bir güzel bir karşı atak kadrosu kurmam lazım. Çünkü turnuvaları kazanamıyorum. Onları da kazanmam lazım. Bakacağım abi. Karşı atak kadrosunu nasıl kuracağız? Onu bir göreceğiz, bakacağız. Karşı atağı her gün 5 kere oynayın. Ben oynuyor muyum? Kesin %100 bir şey söyleyemem. Yani oynuyorum diyemem. Ama oynamam gerektiğini biliyorum. En azından siz de oynayın kesinlikle arkadaşlar. Oynamaya çalışın.
oynamanız gerekiyor yani. Bunu size bu şekilde söyleyeyim. Hemen arkadaşlar bu kadroyla bir karşı atak girelim. Çok kolay gelirse eğer başka mücadelede de maç yapabiliriz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakın bu videoda 20 kişinin falan yorumu gözüktü. Sizin de o şekilde yorumunuz gözükebilir. Siz de yorumlarınızı atın. En çok beğenilen yorumları göstermeye çalışıyorum. Evet abi süper duruyor. Yüzgen Neymar, 97 iken Dani Alves. O Dani Alves'i de yüzgene falan yükseltirsek gerçekten muhteşem olur ya. Gerçekten efsane olur. Ben şimdi Neymar'a pas atacağım. Zaten bu maçı rahatlıkla yeneriz. O yüzden şöyle Neymar'a verelim topu. Neymar'la birazcık top oynayalım. Neymar. Neymar'dan güzel bir hareket. Neymar çekecek o topu. Oradan bir plase güzel vurabilir misin? Bu arada arkadaşlar bu oyunda oyuncu ne kadar iyi olursa olsun o oyuncuya alışmanız gerekiyor. Bilmiyorum bence öyle. Hani FIFA Mobile'de oyuncuya alışmanız lazım. Mesela Delali'ye en başından beri oynadığımız için zaten hepimiz alışırız. Hani en başından beri çoğu kişi Delali'yi kullanıyor. Ivan Cavaleiro ilk başlarda ben zorlansam da kartının özelliğini beğenmiştim ama güzel gelmiyordu mesela. Sonrasında alıştım ve iyi oynamaya başladım adamla. Torres de aynı şekilde. Bakalım Neymar da o şekilde olacak mı? Neymar'ı zaten beğenmekten başka bir çarem yok. Çünkü adama 7 milyon coins verdim. Neymar'ı beğeneceğim ama beğenmesem de beğeneceğim bir şekilde. Beğeneceğim ve ilk golünü de takımdaki attı ve 4-0 yaptı. Team of the Year Yüzgen Neymar. Kastrom. Oh be sonunda Marco Reus'tan kurtuldum. Gerçekten çok güzel oldu. Çünkü Marco Reus beni kanser ediyordu abi ya. Tamam. Neymar oradan da asar. Öf. Arkadaşlar gerçekten müthiş vurdu. Kastrom'dan sonra takımdaki en iyi şut çeken mi bilmiyorum ama muhtemelen öyle olabilir. Kastrom zaten abi biliyorsunuz. Hani efsaneler efsanesi frikik kullanan birisiydi. Onun döneminde bir Juninho vardı bir de Kastrom. Ben o döneme çok son anda yetiştim. Hani yetişemedim bile diyebilirim ama ben amcam falan anlatıyordu o adamları. Gerçekten anlatıyordu. Kastrom ve Juninho. Keşke Juninho'nun da ikon kartı çıksa frikik özelliği falan bayağı iyi olur. Serbest vuruş özelliği. Gerçekten çünkü çok iyiydi o adam. Hani biz PES 2009 falan oynuyorduk o dönemlerde. Gerçekten Juninho'nun takımını seçmek Olimpik Lyon'daydı galiba o zaman. Onun takımını seçmek gerçekten sırf Friki sayesinde avantajlıydı. Ve neredeyse hiç kaçırmıyordu adam yani. PES'te biliyorsunuz Friki atmak bazı oyunlarında kolay oluyor. Bazı oyunlarında zor oluyor. O oyunda zordu. PES 2009'da zor gibi hatırlıyorum ama o adamla attığınız zaman giriyordu yani nedense bilmiyorum. Bir kez daha karşı atak gireyim dedim arkadaşlar. Eğlenceli geldi yani oyuncuları daha kolay test edebiliyoruz. O yüzden girdim. Rahat rahat da kazanabiliyorum. Birazcık da yükselmem gerekiyor. Bunu da videoda bu şekilde yükselmiş olurum. Hemen %100 olsun o zaman. Hadi bakalım. Ve 91 gen takım geldi. Birazcık daha zor oldu. Daha iyi olacak. Tabii bunu da çok rahat yenerim ama hani biraz daha şey olması daha iyi oldu tabii ki. Hadi bakalım. Torres. Fernando Torres. Yaptı hareketini. Torres oralardan bir şut. Kötü vurmadı. Keşke tam böyle çatalın 90'ını oraya vursaydı güzel olabilirdi. Torres'e de buradan vurursun. Güzel vurdun. Şu topun ben üst direkten içeri girmesini beklerdim. Bu arada gol atamıyorum. Şu Neymar mı? Yok, şu Neymar değil. Şu arka direkte kim bilmiyorum. Ona da pas gider mi onu da bilmiyorum. Ramos'muş. Ramos oradan bir plase. Çok geç vurdu ya. Romagnoli'ye. Ben Neymar'a ulaştırmaya çalışıyorum topu. Neymar neredesin kardeşim? Neymar. Neymar. Evet oralardan bir şut çek. Castro. Özcan. Özcan az farklı dışarıda. Bu arada 1-0 geriye düştüm arkadaşlar. Kapıya bakmam gerekti. Hadi bakalım çevirebileceğiz mi? Neymar. Neymar. Hemen abi çabuk. Hadi hadi. Hadi hadi bakayım. Hadi bakayım. Ali. Deli Ali. Ali. Oralardan sert bir şut ve Deli Ali 2-1 yaptı. Arkadaşlar gerçekten çok sinir oldum. Yani kapının çaldığı zamana bakar mısınız? Bir saattir evde video çekmeden duruyorum. Kapı çalmıyor. Gelmiyor kimse. Ben videoya giriyorum. Birazcık video çekiyorum hemen birileri gelir. Zaten arkadaşlar öyle denk gelir ne de. Aa dur dur maça girme. Çok güzel girememem çok iyi oldu. Çünkü ödüllerini alıp sonra da videonun sonuna geleceğim. Yine ödüller alamıyor muyum? 5'te arttı aslında level artması lazım. 20. Ha, 6. seviyedeyiz şu an biz. Ha 7'ye yükseleceğim. Bir tane eksik bu arada. Yani gerçekten şanssızlık üstüne şanssızlık. Ama Neymar arkadaşlar herkes yorumlara herkesten bir hayırlı olsun bekliyorum. Yorumlara herkes hayırlı olsun yazabilir yani. Yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Yazarsanız çok minnettar olurum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar burada videomuzun o zaman sonuna geldik. Şuradan kanala abone olup şuradaki videodan ya da öyle yapmayalım. Şuradan kanala abone olup şuradaki videodan da efsane bir video gidebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki video çok güzel bir video. Oradan çok güzel bir video gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Sizi seviyorum ve çok teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.